Ben Gamze Atay. Salyangoz ve mermer sektöründe faaliyet gösteriyorum. Kara salyangozu sürekli doğadan toplanıyordu ve hiç üretilmiyordu. Yani bir kuluçkane ortamında kültür olarak üretilemiyordu. Bunu yapmak istedim. Ben bir memur çocuğuyum. Babamın tayinleri sebebiyle sürekli olarak Anadolu'nun değişik yerlerinde bulundum. O yüzden de Baba Eski'de doğdum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji mezunuyum. Daha yapmak istiyordum. Çünkü benim enerjim biraz yüksek. Tek işle pek yetinemiyorum ben. Ben biraz hiperaktifim. Değişik bir şey yapmak istiyordum ve senelerde de araştırıyordum. Trüf mantarını araştırdım. Başka şeylere baktım. Zeytine baktım, üzüme baktım. Yani Türkiye'nin üretebileceği bir şeyin peşindeydim. Tamam, mermeri de Türkiye üretiyor ama bir şey daha olsun istedim. En aklıma yatan bu oldu. Çünkü salyangozun, yani kara salyangozunun hiç bilinmeyen tarafları var. Türkiye kara salyangozu ihracatına ilk benimle başlamadı. 40 senedir insanlarımız, köylülerimiz bunları topluyor. Bunlar fabrikalarda pişiriliyor. Pişirildikten sonra ihraç ediyor. Bu konuda çok başarılı arkadaşlarımız var. Fakat bir şey gördüm. Kara salyangozu sürekli doğadan toplanıyordu ve hiç üretilmiyordu. Yani bir kuluçkane ortamında kültür olarak üretilemiyordu. Bunu yapmak istedim. Et üretimi için yapmak istedim. Hem de kozmetik için yapmak istedim. Çünkü kara salyangozunu araştırdığınızda bu ismin çok kullanıldığını, salyangoz kremi diye üretilmiş olan bir sürü ürünün olduğunu görürsünüz. İşin gerçeğine baktığınızda da gerçek salyangoz sıvısının kullanılmadığını, allantoin adı verilen bitkilerden elde edilen bir ekstrenin konarak salyangozun adının kullanıldığını görürsünüz. Salyangoz ekstresini elde etmek bu kadar kolay bir şey değil. Doğadaki salyangozdan da bunu bu saflıkta elde etmeniz mümkün değil. Özel olarak beslemeniz gerekiyor. Bu hayvanların özel gıdalar alması gerekiyor ve dışarıdaki kontaminasyon yapacak kötü şeylerden de arınmış olması gerekiyor. Çünkü doğada ne bulurlarsa yiyorlar ve şu anda doğamızın halini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada biz saf kanırktan çok temiz ekstreler alıyoruz. Ve bu ekstreleri de salyangoz kremi medikal tabanlı özellikle salyangoz kremleri ve serumları ve leke gidericiler şeklinde işleyerek piyasaya sunmuş bulunuyoruz. Bu yapıda bu kadar kuvvetli ürünleri genelde Türkiye'ye ithal etmek durumunda kalıyor. Bizim kozmetik ithalatımızın boyutu zaten herkesce malum. Çok faydalı bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Yani cilt üzerinde inanılmaz tesirleri var, inanılmaz onarıcı tesiri var. Zaten bunlar bilimsel olarak da kanıtlanmış. Benim bunları burada anlatmama gerek yok. Araştırıldığında görülecektir zaten. Çünkü salyangoz kendini onarabilen bir hayvandır. Dolayısıyla bizim ciltlerimiz için de çok faydalıdır. Bu sebeple biz bunu yaptık ve hem kendi halkımızın kullanımına sunduk, hem de aynı zamanda ihracat belgemizi aldık ve yurt dışına ihracatlarımıza başlamış vaziyetteyiz. Bu konuda çok Avrupa'da çok çiftlik var. En başarılı ülkeyi bulduk ve Polonya'ya gittik. Çok güzel ilişkiler kurduk. Çok arkadaş olduğumuz, çok iyi anlaştığımız bir salyangoz çiftliğinden 3 kere giderek eğitim aldık. Yumurtlama eğitimi aldık, yumurtlatma eğitimi aldık. Besleme eğitimi için ayrı gittik. Hasat eğitimi için ayrı gittik. Onları nasıl uyutacağız, nasıl hiberne edeceğiz bunları öğrenmek için gittik. İşte bakterilerden nasıl koruyacağız, ne yapmamız gerekiyor bunları öğrenmeye gittik. Öğrendik. Öğrendikten sonra da anaçlarımızı yurt dışından getirmeye karar verdik, siparişini verdik. Asıl zorlu sürecimiz bundan sonra başladı. Zor oldu, kolay olmadı. İlk olmak zor diyelim. Çok zorlu bir süreçten sonra her şeyi başardık. Gereken belgelerimizi de aldık, üretimimizi de yaptık. 600 kilo olarak getirdiğimiz bu anaçları
tonlarca salyangoza dönüştürdük. Şu anda kendi anaçlarımızı üretiyoruz, kendi eti etlik salyangozumuzu üretiyoruz, kendi kozmetik ham maddemizi üretiyoruz ve bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Yani tonajda da sıkıntımız yok, ham madde temininde de sıkıntımız yok. Şu anda arzu ettiğimiz yere gelmiş bulunmaktayız ama asıl arzumuz şu: yeni bir çiftliğe geçiyoruz, yeni bir mülkümüz söz konusu. Burada hayal ettiğimiz çok profesyonel bir çiftlik kurmak ve kocaman bir kuluçkane yapmak istiyoruz. Yaklaşık olarak 20 masadan oluşan çok ciddi bir üretime giriyoruz. Amacımız bu konuda yollarımızın açık olması ve ihracatta karşılaştığımız, özellikle navlun vesaire Avrupa Birliği üyesi olamamaktan kaynaklanan bir takım sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılar bizim dış pazarda rekabetimizi engelliyor. Bunların ortadan kaldırılması için de gereken görüşmeleri yapıyoruz. Herhalde bu da bize temin edilir diye düşünüyorum. Salyangozu bizim halkımızın bir kısmı yiyor, bunu söylemek isterim. Bu Ege kıyılarında daha ziyade, zaten bir Girit kültürüdür. Ege kıyılarında yendiğini biliyoruz. Birkaç tane restoran olduğunu da biliyorum. Yurt dışında çok yeniyor. İspanya'da, Portekiz'de çok yendiğini biliyoruz. Biz zaten yurt dışına ihraç etmek için yaptık bunu. Diğer arkadaşlarımız nasıl doğadakileri pişirip gönderiyorlar? Biz canlı gönderiyoruz, biz pişirmiyoruz. Biz canlı direkt mutfaklara gönderiyoruz. Bizim için bir ihracat kalemidir. Biz para kazanıyoruz, ülkemize bir fayda sağlıyoruz. Diğer taraftan kozmetiği yaptığımızda o korkunç ithalatta harcanan paranın belki bir kısmını durdurabiliriz. Çok faydalı bir şey ürettiğimizi zaten söylemiştim. İnsan cildi üzerinde inanılmaz tesirleri var. Anti-aging vesaire, bu kelimeler çok kullanılan kelimeler belki ama bütün akne izlerini yok ediyor, bütün yara izlerinde çok tesirli, gözenekleri kapatıyor. Hayvanın içerisinde glikolik asit var. Glikolik asit bu şeylerin, lekelerin giderilmesini sağlıyor ve cilde inanılmaz bir parlaklık getiriyor. İnanılmaz derecede talep var. Hatta bize bazı sorular geldiği için, işte benim şuyum var, benim buyum var gibi doktorculuk oynamak istemediğimiz için de bunun satışını tamamen doktor arkadaşlarımıza yönlendirdik. Medikal kliniklerde satılacak. Çalışmak bence dünyanın en güzel şeyi. Beyler bundan alınmasınlar kesinlikle ama kadınlar çok daha detaycı varlıklar. Her şeyi ince ince, en ince detayına kadar hesaplayarak yapıyorlar. Bütün ayrıntılarda, detaylarda gizli olduğu için ve başarı da detaylarda gizli olduğu için ben her zaman kadınlarla çalışmayı tercih ediyorum.